Yasemin Hanım. Azem Demirkıran ben. Biraz konuşabilir miyiz? Gel. Hop. Gel. Oze. Hoppa. Ozan. İşte Ozan ya. Oturmayacaksınız herhalde. Yok, öyle iyi. Bu şekilde evime gelmeye nasıl cesaret ediyorsunuz, ben onu merak ediyorum. Merak ediyorsunuz, ne güzel yapıyorsunuz. Ben de bu yüzden geldim. Merak ettiğim bazı şeyler var. Ne gibi? Cuma Yıldırım'ı savunmak için bizzat kendiniz başvuru yapmışsınız. Neden? Bunu sizden biri mi istedi? İlk defa sosyal dava almıyorum ben. Eksik araştırma yapmışsınız. Kaldı ki neyi niye yaptığımı size anlatacak değilim. Elbette normalde değilsiniz. Ama savunduğunuz çocuk oğlumu öldürdü. Oğlunuzu öldürmedi. Zorbalıkla işlemediği bir suçu kabul ettirdiler. Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Tecrübe diyelim. Bakın, elimde yalnızca bu çocuk var. Emin olun. Gerçeği öğrenmek için ben de yanıp tutuşuyorum. O yüzden isterseniz şöyle yapalım. Siz aradan çekilin. Ben de arkanızda kim var göreyim. Tehdit mi ediyorsunuz beni? Hayır. Tehdit etmiyorum. Yapmanız gerekeni söylüyorum. Beni adamlarınızla karıştırdınız galiba. Evime kadar gelip bana emir veremezsiniz. Peşinize düşerim. Size her şey için ayrı ayrı dava açarım. Madem öyle, madem arkanızda herhangi biri yok, gelin o halde bu davayı birlikte aydınlatın. Elinizde ne kadar bilgi varsa benimle paylaşın. Bu çocuğu kim kullandı? Birlikte öğrenelim. Ben yasalar çerçevesinde çalışırım. Görevimi böyle yaparım. Sizinle birlikte olmak demek, kanunların dışına çıkmak demek. Kanunlar adaleti değil, düzeni korur. Gerçek adaleti sağlamak istiyorsanız bazen kanunların dışına çıkmanız gerekebilir. Avukat hanım. O nasıl olur? O sadece vicdanlı olur.